Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir üniteye yani kesirler ünitesine geçeceğiz. Kesirler konusu 4. sınıfta aslında tanıdık gelen bir konu. Günlük hayatta da sıkça kullandığımız bir kavram. Ee, Bol bol ekmek keseriz, pasta keseriz. Keseler konusu aslında hayatımızın tam içinde olan bir konu. Zor değil. Mantığını anladığınız sürece işlem yapmak gayet kolay olacak. Şimdi kesiler konusuna yavaş yavaş başlayalım. Önce kesrin ne olduğunu anlatalım. Bir bütünün eş parçalara, buradaki eş parçalar ifadesine dikkat edin. Ayrılmasıyla gösterilen ifadelere kesir denir. Mesela burada bir bütün görüyorsunuz. Bunu pasta gibi düşünün. Kare bir pasta. Bunu dört eşit parçaya bölmüş ve üçü taranmış. Yani boyanmış. Arkadaşlar biz bunu dörtte üç kesiri olarak gösteriyoruz. Bunu okumanın iki yolu var. Hatırlatalım. Bir yukarıdan aşağıya okuma yolu. Bir üç bölü dört diye okunur. Ya da dörtte 3 diye de okunur. Siz aşağıdaki yani aşağıdan yukarıya doğru 4'te 3 yani 4 dilimde 3 dilim anlamında okumaya alışırsanız çok daha iyi olur. Neden 3 bölü 4 diye okumayı pek tavsiye etmiyoruz? Çünkü hani 3 bölü 4 deyince 3'ü 4'e bölemediğimiz için 3'ün içinde hiç 4 yok e, kafanız karışabilir diye e, oraya hiç girmeyelim. Daha sonra zaten bölü işlemiyle de alakalı olduğunu kesir çizgisinin zamanla göreceğiz. Bir kesirde üstteki sayıya pay denir, aşağıdaki sayıya da payda denir arkadaşlar. Ortadaki çizgi zaten kesir çizgisi, onu biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi boyalı olan kısmı tarif ediyoruz. Yani bu dörde bölünmüş pastada bir dilimi yenmiş, biz o bir dilime takılmıyoruz. Şu elimizde olan üç dilimi kesirde gösteriyoruz. Mesela şurada gördüğünüz kesirde, aşağıda gördüğünüz kesirde bir bütün dört eşit parçaya bölünmüş gene bir dilimi elimizde mevcut. Yani dörtte bir anlamına geliyor. İşte arkadaşlar birim kesir kavramına gelecek olursak gene eş parçalara ayrılmış bütün de bir dilimi, bir parçayı gösteren kesirdir. Yani e, diyelim ki bir pastayı beş eşit parçaya böldünüz, bir dilimi bunun birim kesirdir. 10'da bir, 8'de bir, 7'de bir gibi kesirlere yani o bütün oluştan her bir dilime birim kesir deniyor arkadaşlar. İşte fark edecek olursanız 4'te 3 kesirinde kaç tane? 4'te 3 kesirinin birim kesiri her bir dilimi şunların her birine 4'te 1 diyoruz. Her biri 4'te 1 birim kesir. Peki kaç tane var bunlardan? 3 adet var. 3 adet dörtte bir birim kesrinden oluşmaktadır diyoruz. Zaten şuradaki 3 bize pay, pay kısmında bulunan 3 bize zaten her şeyi söylüyor arkadaşlar. Dikkat kısmına dikkat edelim. E, dikkat ettiyseniz buradaki bütün dört parçaya ayrılmış ama hatalı. Hata nerede? Eş parçalara ayrılmamış. Bakın şuradaki dilimin büyüklüğü ile şuradaki dilimin büyüklüğüne lütfen dikkat edin. Biri küçük biri büyük. Böyle ayırdığınız müddetçe çek, hatalı kesim yapmış olursunuz. Dilimler aynı büyüklükte olmasına dikkat edeceğiz. Örneğimize bakacak olursak bize modellenmiş, bu arada modelleme kesirleri çizerek e, şekille gösterme işidir arkadaşlar. E, diyor ki modellenen kesirleri birim kesir cinsinden yazınız. Ne demek bu? Bakın bu mavi ile gösterilen kesirde Hemen ne demek olduğunu şuraya yazalım bakın. Kaç parçaya ayrılmış? Önce onu bulalım bütün. İşte soldan sağa doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra var. Yukarıdan aşağıda 3 sıra var. 6 kere 3, 18 dilime bölünmüş. Tutup da tek tek 1, 2, 3, 4 diye 18'e kadar saymanıza gerek yok. Soldan sağa 6 sıra var. Yukarıdan aşağıda 3 sıra var. 6 kere 3, 18 tane eş parçaya ayrılmış demektir. Peki paydamız 18. Pastayı kaça kesiyorsak, aşağıda yazılı olan sayı o olacak. Peki kaçı taralı? 5 tanesi. O zaman bu kesir 18'de 5 demektir. Peki birim kesir cinsinden yazın dediğimiz zaman bu 18'e bölünmüş pastanın birim kesiri 18'de 1'dir. Yani bu her bir dilim 18'de 1 anlamına geliyor arkadaşlar. Hepsinin içine yazmayacağım tabii ki. Kaç tane var burada boyanmış? 5 tane olduğu için 5 adet birim kesir yani 18'de 1'den oluşmuş demektir. Yeşil olan modellemeye bakacak olursak burada da pastalar bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e 8 eş parçaya bölünmüş. Peki kaç tane var? Gördüğünüz gibi 4 de burada var. Toplam 12 tane 8'de 1'den oluşmaktadır. O da zaten 8'de 12 anlamına geliyor. Burada şu hataya düşmeyin arkadaşlar. Pastalar kaça bölünmüş? İşte 8 tane yukarıdaki bölünmüş, 8 de aşağıdaki bölünmüş. 16 parçaya bölünmüş diye bir yanılgıya düşmeyin. Her bütün kaç parçaya bölündüyse paydamızda o yazacak. Yani buradaki bütünler 8'e ek, diğer de 8'e bölünmüş. O zaman paydamız 8 olacak. Kaç dilim boyanmış? 12 dilim boyandığı için payımız da 12 olacak. Birim kesrimiz 8'de 1. Bunlardan 12 adet olduğu için 8 de 12 anlamına geliyor bu kesir. Sıra sendeleri yapacak olursak modellenen kesirleri birim kesir cinsinden aynı örnekte olduğu gibi yazmamız isteniyor. Peki buranın birim kesiri arkadaşlar pasta 5 eşit parçaya bölündüğü için bir kere 5'te 1. 5'te 1. Peki kaç tane 5'te 1 var? Bakın bu da 5'te 1. Bu da 5'te 1. Bu da 5'te 1. Bu da 5'te 1. Bu da 5'te 1 de o boyanmamış ama. Kaç tane bize taralı verilmiş 5'te 1? 4 adet. 4 adet 5'te 1. O da ne anlama geliyor? 5'te 4 anlamına geliyor. Altındaki modellemede ise sarı olan da 6 parçaya bölünmüş. Yani her biri 6'da 1 bir anlamına geliyor arkadaşlar. Kaç tane 6'da 1 var? 4 tane. Siz istediğiniz 4 tanesini boyayabilirsiniz. Yani e, burada tamamen tercih size kalmış. Ben burada kafama göre boyamışım. 4 tane. Hep 4 tane mi olacak? Tabii ki değil arkadaşlar. Tesadüfen ikisi de 4 çıkmış. 4 tane 6 da 1. Yani ne demek oluyor? 6 da 4. Bu kesrin ifadesi demektir. Evet arkadaşlar. Birim kesir ve kesrin ne demek olduğunu gördük. Kesirler konusu geniş bir ünite. ilerleyen derslerde daha detaylı, daha başka şeyler de öğrenmeye devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.